أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين Alemlerin Rabbine yaratan, yaşatan ve yöneten Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Değerli cemaat-i müslümin, Araf suresi 34. ayeti kerime ile dersimize devam ediyoruz. Cenab-ı Hak istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin. Estaizu billah, bismillah. Ve likullü ümmetin ecel. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَلِكُلِّ اُمَّتٍ اَجَلُ Her ümmet için bir ecel var. Her ümmet için takdir edilen bir mühlet var. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ Onların ecelleri geldiğinde لَا يَسْتَقْخِرُونَ سَاعَةً Onların ecelleri efendim ertelenmez ve la yestakdimun öne de alınmaz. Kısaca ayeti kerimenin meali bu. Yukarıki ayeti kerimelerde Cenab-ı Hak helal ve haram noktasında ancak Allah Azze ve Celle'nin haram ve helal tayin edebileceğini ve o haram kıldıklarından da bazılarını bize beyan ettikten sonra burada da Mevla Teala bizi tembih ederek, uyararak ecel var, ölüm var diyor. Her ümmet için bir ecel tayin edilmiş, takdir edilmiş. Burada ümmeti ulema iki manada mütala etmiş. Birinci mana gerçekten her ümmet, her kavim, geçmişteki peygamberlerin gönderildiği ümmetler için Allah bir ecel takdir etmiştir. Ecel, muvakkat bir süre, geçici bir zaman dilimi. Yani her kavme Cenab-ı Hak bir ömür takdir etmiştir. O takdir edilen ömür içinde peygamberleri yalanlayan, inkar eden, tekzip eden, isyan eden, azgınlık yapanları Allah onlara imhal etmiş, mühlet vermiş ama asla ihmal etmemiş. Sonunda azab-ı ilahi geldiğinde de ona kimse mani olamamış. Bu evvelki ümmetler için takdir edilen bir ecel, bir mühlet manasına olabileceği gibi diyor ulema. Bir diğer mana, ümmet demek bir asırda yaşayan insan topluluğu demek. Aynı asırda yaşayan. Dolayısıyla o asırda yaşayan insanların üç aşağı beş yukarı ömürleri birbirine yakındır. Yani bu ümmetin ömrü 60, 70, 80 seneliktir. Her bu manada efendim bir asırlık insanlara bir ecel takdir ettik, tayin ettik manasına gelir. Ve bu aynı zamanda o asırda yaşayan her kişinin bir eceli var demektir. Yani Allah herkese bir ecel takdir etmiştir. Allah herkese bir ömür, bir mühlet, bir zaman dilimi vermiştir. O vakit geldiğinde ne bir an geciktirilir ne de bir an önceye alınır. Bu ayet-i kerime Mutezile'ye reddiyedir ehli sünnete göre. Mutezile ne diyor? Efendim, başkası tarafından öldürülen insan eceliyle ölmemiştir. Eğer öldürülmeseydi, onun yaşayacak ömrü vardı. Mutezile'nin
Bu konudaki düşüncesi, görüşü bu. Ama Ehl-i Sünnet'in bu konuya bakışı ne? Her ölen eceliyle ölür. Çünkü Cenab-ı Hak herkes için bir ecel takdir etmiş. Dolayısıyla ölen eceliyle ölmüştür. Trafik kazasıyla ölen de eceliyle, yatağında ölen de, başkasının kurşunuyla ölen de, her ne şekilde ölüm şekilleri değişik olsa da herkes eceliyle ölür. Dolayısıyla ya o arabaya binmeseydi, o yolculuğa çıkmasaydı, efendim o arkadaşından mikrop ona bulaşmasaydı, bütün bu cümleler fasa fiso, neticede onlar ölüm vesilesidir ama eceli bitmiştir. Yani o hastaneye gitmeseydi, o arabaya binmeseydi, efendim o doğuda göreve çıkmasaydı yine ölecekti. Çünkü Allah onun ecelini o kadar takdir etmiş. Dolayısıyla ecele Ehl-i Sünnet ulemanın bakışı bu. Peki madem ecel değişmiyorsa, ölüm öne alınmaz, geciktirilmez ise fil hakika, bazı hadis-i şerifler var, bu hadisleri nasıl anlamak lazım diye ulema o konuya da şöyle açıklık getiriyor. Mesela Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, لَا يَرُدُّ الْقَضَى اِلَّا الدُّعَى وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ efendim اِلَّا الْبِرِ. Belaları ancak dua geri çevirir diyor. Yani başınıza gelecek olan duaları geriye döndürecek tek bir gücünüz var, o da dua. Dua belayı önler. Devamında da diyor ki, ömrü ancak iyilik uzatır. E hani ömür uzamazdı? Ömürde uzama kısalma olmaz. Ayet öyle diyor. Efendimiz Aleyhisselam ayete muhalif bir şey söyler mi? Haşa. İyilik ömrü uzatır diyor Tirmizi hadis-i şerifi. Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği hadis-i şerifte de buyuruyor ki, her kim ömrünün geciktirilmesini istiyorsa, rızkının da genişletilmesini istiyorsa, sıla-i rahim yapsın diyor. Ömrünün uzamasını istiyor musun? Rızkının genişletilmesini istiyor musun? O zaman sıla-i rahim. Akraba, efendim, ana, baba, amca, hala, teyze, ziyareti yapacağın, bağları koparmayacağın diyor Efendimiz. Bu ömrü uzatan, rızkı genişleten bir şey. Başka rivayetlerde, Deylemi'ne geçen hadis-i şerifte ne diyor Efendimiz Aleyhisselam? Sadaka ömrü uzatır, son nefeste kötü ölümden insanı kurtarır. E şimdi alt alta koyun bunları. Sıla-i rahim ömrü uzatır. E sadaka ömrü uzatır. İyilik ömrü uzatır. E Allah da diyor ki ecel geldiği zaman onda uzama ya da kısalma olmaz. Nasıl anlamak lazım bunları? İşte o zaman hani birileri sadece Kur'an ayetleri bize yeter diyorlar ya. Sözüm ona böyle hadisi şerifleri kendi akılları idrak etmediğinden, kendi anlayamadıklarından olmaz diye hadisleri reddediyorlar ya. Halbuki o hadis-i şeriflerde Allah Resulü Aleyhisselam'ın kastettiği manayı anlamak lazım. Hani mecaz denilen bir şey var ya, mecaz. Efendimiz neyi kastediyor? Sadaka ömrü uzatır, sıla-i rahim ömrü uzatır, iyilik ömrü uzatır derken ulema buna birkaç değişik mana veriyor. Bir, ömrü uzatır demek bu sene olarak ömür uzar anlamına gelmez. Ya ömrü 50 sene ise 50 senedir ama başkalarının 50 senesiyle onun 50 senesi arasında fark var. Onun 50 senesi daha bereketlidir. Sanki 100 sene yaşamış gibi o 50 seneye öyle güzel şeyler sığdırır ki, o kadar çok ahiret sermayesi biriktirir ki, ya bu adam bunları 50 sene içinde nasıl yaptı dersin. Mimar Sinan örneğinde olduğu gibi dünyanın değişik yerlerinde bakıyorsun, o günün şartlarında
Edirne'ye muhteşem bir eser, İstanbul'a muhteşem bir eser, Bursa'ya muhteşem bir eser, Anadolu'nun dışına çıkıyorsun. Ya bu adam dibi başı 50-60 yaşında vefat etmiş, uçak yok, tren yok, araba yok, o günün şartlarında bu kadar kısa ömürde bu işler nasıl becerdi? İşte Allah ömrü bereketlendirir. Yani uzun zamanlarda yapabilecek olduğunuz şeyleri Allah size kısa zaman diliminde. İmam-ı Gazali Rahimeullah yazdığı eserler ortada, ömrü ortada. Yani yazdığı eserlere bakıyorlar, o kadar yaşayan bir adam her gün başka hiçbir şey yapmasa, sadece sıralı yazsa akşama kadar ömür ona yetmez. Normalinde, normal bir insanın. İmam-ı Gazali nasıl yapmış bu işi? Allah ömrünü bereketlendirmiş. Yani zaman bazen bakarsın, umreye giden, hacca gidenler bilirler. Orada gün hakikaten sanki yani daha dün gelmişsindir, sanki haftalardır oradaymışsın gibi gelir sana. Akşama kadar bir sürü iş sığdırırsın güne ama buraya geldiğin zaman sabah kalktın, kahvaltıydın, namaza gittin, geldin, akşamdır. Yani günün bereketli olması manasına Allah ömrü öyle uzatır diyor Efendimiz. Yani hadisi muhaddisler böyle şerh ediyorlar. Bu bir. İkinci mana, ömrü uzun olur demek ne demek? Sen ölsen de öldükten sonra amel defterine yazılmaya devam eder. Sanki yaşıyormuşsun gibi demektir diyor. Kimler için? Sıla-i Rahim yapan adam, iyilik yapan adam, sadaka yapan adam. Şimdi bu adam ölse, öldükten sonra o iyilik yaptığı insanlar, sadaka verdiği insanlar arkasından ona hayır dua edecekler mi? Hayır dua edildiği müddetçe o sanki hayatta gibi amel defterine yazılmaya devam eder. Bu da onun ömrünün uzatılması anlamına gelir. Bak hadisi nasıl anlıyor büyükler, görüyor musun? Bir diğer üçüncü mana, ömrün uzaması ya da kısalması. Ulema diyor ki ecel iki kısımdır. Bir kazayı müsemma, iki kazai mübrem. Kazai müsemma ne demek? Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da buyurduğu yenhulla ma yeşâ ve yuthbit ve indehu ummul kitab ayetinde. Allah Azze ve Celle'nin askıda bıraktığı ecel, askıda bıraktığı kader. Yani öyle de olabilir, öyle de olabilir diye. Allah yemhulla ma yeşa, dilerse Allah siler diyor, hayır. Ve yuthbit, dilerse Mevla onu sabit kılar. Yani Allah'ın bir yazgısı var. İsterse Allah o yazı üzerinde tasarruf sahibidir. Onu siler de silmez de. Buna kazai müsemma diyor ulema. Ama bir de kazai mübrem var, eceli mübrem var. O değişmeyen. Hani ma yubeddelul kavlu ledeyye ayetinde Mevla'nın buyurduğu gibi bizim sözümüz değişmez. O hangi söz? Levh-i mahfuza yazılan söz diyor ulema. Allah Azze ve Celle levh-i mahfuza ne yazdıysa onda değişiklik yok. Yani Allah'ın ilmi ezelisinde, ezel ilminde bir değişiklik yok. Fakat Cenab-ı Hak meleklere verdiği yıllık, belki asırlık programlar, dosyalar var ya, ha o dosyalarda, o askıda olan efendim yazılarda Mevla'nın tasarrufları var. Mesela Efendimizin hadislerinden yola çıkarsak, Allah Azze ve Celle bir kişiye 60 yıl ömür takdir etmiş. 60 sene yaşayacak. Diyor ki, senin normalinde ömrün 55 sene. Ben seni 55 sene yaşatacağım. Sana takdirin, ecelini öyle yazdım Allah diyor. Ama sıla-i rahim yaparsan, sadaka verirsen, iyilik yaparsan 5 sene daha fazladan sana yazdım, 60 sene yaşayacaksın. Neye bağladı Allah o 5 seneyi? Şarta bağladı. Şunları şunları yaparsan 55 senelik ömrünü 60'a çıkartırım Allah diyor. İşte buna kazai müsemma diyor ulema, askıda olan ecel. Peki Allah senin sadaka verip, iyilik yapıp, sıla-i rahim yapıp yapmayacağını biliyor mu? Amenna. O zaman levh-i mahfuza ne yazdı Allah?
bu kulun bunları yapacak, bunun ömrü 60 senedir. Anlatabildim mi? Yani neticede aslında levh-i mahfuzdakinde bir değişme yok. Ama o askıda olan, şarta bağlı olan, onda ben düzeltirim, silerim, sabit tutarım Allah diyor. Peki biz biliyor muyuz levh-i mahfuzda bizim için ne yazıldı? O zaman bak Efendimiz diyor ki, sebepler takdiri değiştirebiliyorsa, sıla-i rahim yapmaya devam edin, sadaka vermeye devam edin, iyilik yapmaya devam edin. Ola ki Allah bunlar sebebiyle sizin ecelinizi tehir eder, ömrünüzü bereketlendirir. Hani Hazreti Ömer radıyallahu anh için denilir ya, Berat gecesinin sabahında diyor Kabe'yi tavaf ederken şöyle dua ederdi. Berat gecesinde bir yıllık kader programı ilgili meleklere veriliyor mu? Gelecek bir sene bizim başımıza ne gelecek? Berat gecesinde meleklere dosya verildi. Yani hasta mı olacaksın, öleceğin mi, şifa bulacaksın mı, rızkın ne olacak, ayağın kayacak mı, iman mı edeceğin, yoldan mı çıkacaksın, hepsi yazılmış bir sene. Hazreti Ömer diyor ki Berat gecesinin sabahında, ya Rabbi diyor, eğer ki sen bu akşam meleklere verdiğin dosyada beni iyilerin defterine yazdıysan, Allah'ım orada sabit kıl beni, silme, ismimi oradan silme. Yok ya Rab, eğer beni kötülerin defterine yazdıysan, yani benim gelecek bir yılda şakî olacağımı, yanlış işler yapacağımı takdir ettinse, Allah'ım her şey senin kudret elinde. Sil onları da iyi işler yapmayı, iyilerle olmayı, iyi olmayı benim için takdir et. Çünkü sen yemhullah ma yeşâ ve yüthbit. İstediğini silersin, istediğini sabit kılarsın ya Rab. Berat gecesinde burada anlattığımız bir vakayı hatırlayın. Hani kadını biri Musa Aleyhisselam'a geldi, ne dedi? Ya Musa dedi, benim için dua et, Allah bana bir evlat nasip etsin. Musa Aleyhisselam dua etti. Mevla dedi ki, ya Musa o kadına söyle, ben onun için kısır takdir ettim. Çocuğu olmayacak. Kaderini öyle yazdım ben onu. Zaman sonra kadın geldi, ya Musa ne olur bana dua et, Allah bana bir evlat nasip etsin. E kadın dedi, Allah sana kısır olacaksın takdir etmiş. Niye ısrar ediyorsun yani? Aradan zaman geçti diyor, Musa Aleyhisselam kadını gördü. Kucağında çocuk var. Bu çocuk dedi, nereden? Benim dedi. Allah Allah. Musa Aleyhisselam hayret etti. Ya Rab dedi, hikmetinden sual olmaz. Sen bana dedin ki bu kadının kaderine kısır olacak, çocuğu olmayacak yazdım. E şimdi bu kadının çocuğu oldu. Nasıl oluyor? Mevla buyurdu ki o kazayı müsemmaydı. Askıdaki kaza. Çok ısrar edince, çok yalvarınca dedi, ben onun hakkındaki kaderini değiştirdim. Zaten levh-i mahfuza da bu çok ısrar edecek, dua edecek, ben de ona çocuk vereceğim diye orada yazılmış. Oradakinde bir değişiklik yok. Bilmem meseleyi anlatabildim mi? Mevla Teala hakkıyla anlamayı bize nasip eylesin diyelim. Bu bahsi de böyle geçelim. Bir sonraki ayet. 35. ayet. Estaizu billah, bismillah. Ya beni Adem, ey Adem'in çocukları. Bazen hakikaten böyle birkaç gün önce evde çocuklar dinletiyorlar. İsmini söylemeyeyim ama malum bildiğiniz bu mealci takımlarından, hadis inkarcılarından bir tanesinin bir konuşmasını dinlettiler. Ne diyor konuşmasında? Adem Aleyhisselam'ın hani çocuklarının aynı batından doğanlar değil de bir sonraki batında doğanla bir önceki batında doğan çaprazlama evlenmesi hikayesi olayı var ya, sözüm ona bu enses ilişki, af buyurun, hani akraba arası ilişkiymiş. Asla böyle bir şey kabul edilemez. E ne olacak? Allah Adem Aleyhisselam'ı yarattı. E Adem'le Havva'yı yarattı. Adem'i yaratan Allah başka Adem'le yaratmaktan aciz midir ki diyor, çocukları arasında enses ilişki yaptırarak nesli devam ettirsin. Ne olacak? E başka Ademler de var diyor. Başka yaratılanlar da var. Dolayısıyla onların çocuklarıyla Adem'in çocuklarından nesil devam etmiş. O zaman madem Adem Aleyhisselam'dan başkalarını da yarattı Allah,
Allah niye bütün insanlara ey Adem'in çocukları diyor da ötekilerin babalarını zikretmiyor? Yani sırf sözüm ona güya o kardeş, kardeş evliliği olmaz öyle şey. Niye olmaz? Kime göre olmaz? Hani yukarıda Allah haram kılmayı kendi takdirinde olduğunu, Allah dilediğini haram, dilediğini helal yapar mı? Şarap niye haram? Sizin hoşunuza gitmediği için mi şarap haram? Domuz eti niye haram? Ey Rabbi, biz domuzu sevmediğimiz için bunu haram. Siz mi dediniz domuz etini haram? Haşa. Zina niye haram? Allah haram dediği için haram. Peki dün Allah'ın haram deyip de sonra helal dedikleri var mı? Var. Bizden evvelki ümmetlere haram kıldıkları bazı şeyleri Cenab-ı Hak bize helal kıldı. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle isterse Adem Aleyhisselam'ın çocuklarının çaprazlama evlenmesine müsaade etti. Allah öyle murad etti. Ama belli bir zamandan sonra kardeş evliliğine Mevla Teala haram dedi. Yani haşa, Allah Azze ve Celle'ye olmaz öyle bir şey. Bunu sen yapamazsın. Allah da böyle bir şey takdir etse kabul etmiyorum. Allah muhafaza. Yani bunlar freni patlamış araba gibi nerede duracakları belli değil. Ayet ortada. Bak Mevla ne diyor? Ya beni Adem. Ey Adem'in çocukları. Demek ki bütün insanlar Adem'dendir. Efendim üzerine demiyor. Herkes Adem'in çocuğudur. Adem de topraktan yaratıldı diyor. Kur'an ortada. Hadisler ortada. Ama sen kalkacaksın. Adem'den başkaları da vardır. Zırvalayacaksın. Ve bu kadar insanı da kendine inandıracak, saptıracaksın. Onun için ne diyoruz? Mevla Kur'an'da diyor. Rabbena etana saadetena ve kübera'ena فَاَضَلُّونَ سَب۪يلًا Yarın ahirette böyle demek istemiyorsam. Ya Rabbi biz bunlara uyduk. Bunları hoca zannettik. Bunların etiketi vardı. İlahiyattaydılar, prof idiler, hoca idiler. Efendim televizyon ekranlarında ayet okuyorlardı. Ya da bunlar önderdi, liderdi. Bunlar bizi saptırdılar ya Rabbi diye cehennemde şikayet edecek olanlardan olmak istemiyorsanız, öyle her hoca kılığında, her televizyonda din adına konuşan, her etiketli, ilahiyatlı bilmem ne dinlenmez. Bu din, din. Bunun şakası yok. Devam edelim. Ey Ademoğlu, buyur ya Rabbi, İmmâ yetiyenneküm rusulün, şayet size elçiler, peygamberler geldiğinde, minküm, içinizden, İçinizden size elçiler, peygamberler geldiğinde yekussun aleyküm ayati. Benim ayetlerimi size okuyup anlatacak. Yani size ayetlerimi okuyup anlatacak peygamberler size gönderdiğimde, geldiğinde, duyduğunuzda ne olacak? Femen ittaka. Kim ittika ederse, yani o peygambere karşı gelmezse, o peygamberin getirdiklerini kabul ederse, şirk koşmazsa, inadına küfre devam etmezse, haramlardan sakınırsa, ve aslaha, ve yetmez devamında, bir de kendini ıslah edecek, kendini düzeltecek. Hem peygamberin getirdiklerine inanacak, alacak, kabul edecek, semi'na ve ata'na diyecek, hem de kendini düzeltecek. İstenilen, emrolunan hayatı yaşayacak. Kim böyle yaparsa ne olur? Fela havfun aleyhim. Onlara korku yok diyor Allah. Ve lahum yahzenun. Onlar mahzun da olmayacaklar. Şimdi şu ayetin sonunda onlara korku yok. Ne zaman? Ahirette herkes korkarken onlar korkmayacak. Allah'ın azabından herkes tir tir titrerken onlar korkmayacak Allah diyor. Onlar üzülmeyeceklerdi. Ne zaman? Dünyadan ayrılırken de üzülmeyecekler. Geride bıraktıklarından dolayı. Ahirette de dünyadaki gibi bir endişeleri olmayacak. Niye? Ya acaba gelecekte ne olacak? Acaba bu nimetler yarın elimizden alınacak mı? Acaba yarın hastalık, yarın ölüm, yarın öyle bir endişe, üzüntü, dert vermeyeceğim Allah diyor onlara. İstiyor muyuz Allah ahirette bize korku yaşatmasın? Allah bize yarın ahirette hüzün tattırmasın. Ölürken melekler
اَلَّا تَخَافُ وَلَا تَحْزَنُ Korkmayın, üzülmeyin. Yani ölümle bir yolculuğa çıkıyoruz ya, meleklerin refakatinde. Bilmediğin bir yola çıkıyorsun. Bilmediğin, tanımadığın melekler artık sana zahir oldu. Melekleri görünce korkmayacak olan var mı? Endişe etmeyecek olan var mı? Geride bıraktıkları için üzülmeyecek olan var mı? Bak Allah diyor ki, melekler ölümleri anında onları şöyle karşılar. اَلَّا تَخَافُوا Korkmayın, korkmayın. وَلَا تَعْزَ Üzülmeyin de. وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُعَالُونَ Hani size Allah'ın vaat ettiği cennet var idi ya, o cennet size müjdeler olsun. Şimdi böyle ölmek istiyor musun? Ölüm anında meleklerin cennet müjdesiyle korkma, üzülme. نَحْنَ اَبْلِيَاكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Ya biz dünyada zaten sizinle beraberdik. Sağında melek, solunda melek, görmediğin nice meleklerle biz beraber sizin dostunuzduk. وَفِي الْاَخِرَ Bundan sonra da bu dostluk devam edecek. Meleklerin dostluğu ile ölüm kapısı kendini aralanan insanlardan olmak istiyorsan, bak Allah Azze ve Celle iki tane şart koşmuş. Ne diyor? وَمَنْ اِتَّقَى وَاَصْلَحَ Bu ittaka ve aslahayı yerine getirirseniz ne korku var bundan sonra size, ne üzüntü var. İttaka neydi? Takva. Yani ulema diyor ki, takva bir, küfürden şirkten sakınmak. Genel manada takva, küfürden şirkten, bu en büyük takva. وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ takva Mevla'nın Kur'an ifadesiyle. Onlara takva kelimesi gerekti. Yani şirki, küfrü reddederek tevhid ehli olmak birinci derecede takvadır. İkinci takva boyutu, o da haramlardan uzak durmak. Allah bir şeyi yasakladı mı? Mevla bir şeyi haram dedi mi? Hasan hocam Allah razı olsun, dün burada faiz haramdır, daha önceki sohbetlerinde şu haramdır diye burada efendim yani gırtlak patlataraktan size Allah'ın haramlarını beyan etmeye çalışıyoruz ya burada. Bak Mevla size elçilerimiz geldiğinde, ya bu elçi illa peygamber manasına elbette ki, ama bugün bu saatte peygamber olmayacağına göre helal belli haram belli diyor Efendimiz. Bugün peygamberin getirdiklerini size beyan eden, siz duyuyorsunuz değil mi? Allah şuna haram dedi, buna helal dedi. Takva, Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak durmaktır. Takva, mayın döşeli bir arazide nasıl adımına dikkat edersin? Ayağın altında mayın olma ihtimali var mı? Mayına basarsan ne olacağını biliyor musun? Takva da yürürken öyle yürümektir. Yaşarken öyle yaşamaktır. Konuşurken öyle konuşmak, bakarken öyle bakmak. Niye? Çünkü bu konuşmaların bir hesabı, bu bakmaların bir karşılığı olacak ahirette. Bunlar benim ahiretime zarar verir mi? Allah muhafaza, bu konuşmalar, bu yaşantı, bu yaptıklarım, nice bombaları patlatıyoruz, farkında değiliz. Ahirette aleyhimize olacak şeylerden uzak durmanın adıdır takva. Ve aslaha ne demek? Ha, o da haramlardan uzak durmanız yetmez. Yani bir adam zina etmemiş, içki içmemiş, kumar oynamamış, faiz yememiş. Eyvallah güzel. Yeter mi? Yetmez. Ne olacak? Kendini düzelteceksin diyor Allah. Ne demek? Yani Allah senden nasıl olmanı istediyse kendini o hale dönüştüreceksin. Yani namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat varsa borcun vereceksin. İyilik yapacağım, anne babana iyi evlat olacağım, iyi bir vatandaş olacağım, iyi bir memur olacağım, iyi bir amir olacağım, iyi bir komşu olacağım, yalan konuşmayacağım, çalmayacağım, hakka tecavüz etmeyeceğim, gıybet yapmayacağım, kimseye iftira etmeyeceğim gibi Allah senden ne istedi? Kendini ıslah etmek demek bu demek. Demek ki haramlardan uzak durmak, günahlardan efendim kaçarak yaşamak, bir de Allah'ın bizden istediği ahlakın sahibi olmak, kulluğu icra etmek, Mevla'nın razı olacağı bir hayatı yaşamak. Eğer böyle yaparsanız Allah diyor, sonunda size korkusu olmayan, üzüntüsü olmayan bir ahiret. Ölümden sonrası için de böyle Mevla bir tebşiratta, müjdede bulunuyor. Cenab-ı Hak inşallah hepimize böyle olmayı nasip eylesin.
Ulema burada bir şeye daha dikkat çekiyor. Buyuruyor ki Mevla Teala ayeti kerimede ne buyurdu? İmmâ yetiyenneküm rusulüm minküm. İçinizden size peygamberler gönderdiğimizde. Bak peygamberler bizim içimizden insanlar değil mi? Allah peygamberleri o ümmetin içinden seçip de elçi olarak o ümmete gönderiyor. Peygamberlik insanların kendi gayretleriyle, çalışmalarıyla, yani ben kendimi mağaraya hapsedeceğim, efendim işte 50 sene, 60 sene dışarıya çıkmayacağım, sadece ibadetle münzevi bir hayat yaşayacağım, sonunda da peygamberlik. Öyle bir şey yok. İnsan çalışmasıyla peygamber olamaz. Çünkü Mevla diyor ki, Allah peygamberleri kendi seçer. Kullar arasından. Kullar arasından içinizden daha önce bildiğiniz, tanıdığınız yabancı biri değil diyor bak. Efendimiz Aleyhisselam Mekke'ye dışarıdan gelen bir peygamber mi? Herkesin bildiği, tanıdığı, soyu, sopu, sülalesi, geçmişi 40 yaşına kadar o toplum içinde yaşamış. İnsanların gözünün önünde mazisi tertemiz olan insanlar peygamberler. Aynı zamanda 40 yaşına kadar herkes Efendimiz'i tanıyor. 40 yaşına kadar Efendimiz Aleyhisselam'ın güzel ahlakı haricinde elinden bir mucize gören var mı? Yok. 40 yaşında çıkıyor Allah Resulü Aleyhisselam, mübarek parmağıyla işaret ediyor, ay ortadan ikiye yarılıyor. Mübarek elindeki taşlar dile geliyor, konuşuyor. Nice mucizeleri var, girmeyin. Evvelki peygamberlerden Musa Aleyhisselam elini cebine soktuğunda, dışarıya çıktığında güneş gibi parlıyor. Elindeki asayı yere bıraktığında biliyorsunuz. Peki o güne kadar Musa Aleyhisselam'da böyle bir şey görüldü mü? Ne zaman ki peygamberliğini ilan etti, mucizeleri ondan sonra göstermeye başladı. Bu ne demek? Bak bunun dününü biliyorsunuz. Bu sizin içinizde yaşayan aranızdan bir insandı. Şimdi bunları gösterdiğine göre anlayın, bu onun elinde olan bir şey değil. Bu mucizeleri ona yaptıran bir Allah var. İkinci mana bitiriyorum. Allah dileseydi meleklerden, cinlerden de peygamber gönderebilir miydi? Ama o zaman o meleklerin, o cinlerin gösterdiği mucizeleri biz, ha o cindir zaten canım, o yapabilir diyecektin. O melektir zaten, o yapar diyecektin. Mucize kavramı olmayacaktı. Bir, iki, melek olsaydı meleğe örnek alabilir miydin kendine? Peygamber örnek model. Allah peygamberi içinizden bir insan olarak seçtim ki ona benzeyin, onu taklit edin, onun gibi yaşayın. Peki cinden peygamber olsaydı nasıl örnek alacaktı? Nasıl taklit edecektik? İçinizden sizin gibi bir insanın peygamber olması Allah'ın size bir lütfudur, ikramıdır. Niye? Çünkü benzemesi, örnek alınması, taklit edilmesi, izinden gidilmesi mümkün bir peygamberdir. Allah o peygamberin izinden gitmeye bizi muvaffak eylesin. Ona layık ümmet, kendine layık kul olmaya muvaffak eylesin. Rıza lillahi el-Fatiha.